Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda asitler, bazlar ve tuzlar bölümüne ait TYT kitabındaki 8. testimizi çözeceğiz. İlk sorumuza bakarsak diyor ki halk arasında sut kostik olarak bilinen madde ile ilgili sut kostik dediğimiz biliyorsunuz ki sodyum hidroksit dediğimiz bileşiktir. Kimyasal adı sodyum hidroksit olup kuvvetli bazdır ifadesi doğrudur. Yine nem çekici özelliği vardır bu maddenin. Zaten asit ve bazlar biliyorsunuz ki nem çekici özellikleri vardır. Sabun ve deterjan üretiminde kullanılan bir maddedir. Yine sabunun sonunda biliyorsunuz bakın hidrokarbon zincirini yazmıyor ama sonunda böyle deterjanın sonunda polar uçta da yine sodyum var mıdır? Vardır. Kullanılır ifadesi doğrudur. O zaman cevap hepsidir. İkinci sorumuz yine sodyum hidroksit ile ilgili. Diyor ki sodyum hidroksitin kullanım alanlarıyla ilgili hangileri doğrudur? Evlerde lavabo açıcı olarak kullanılır. Evet, lavabo açıcılarda o gördüğünüz ufak ufak beyaz toz şeklinde olan madde sodyum hidroksittir. Sıvı sabun elde etmek için kullanılır. Bakın Arap sabununda sodyum hidroksit değil, potasyum hidroksit kullanılır. Arap sabunun sonunda şöyle potasyum vardır. O zaman bu ifade yanlıştır. Pillerde yine elektrolit olarak kullanılır. Bazik bu piller vardır. Onların pasta kısmı dediğimiz o macun kısmında yine kullanılan bir maddedir. Cevap C şıkkıdır. Üçüncü soruda diyor ki kalsiyum hidroksitle ilgili hangileri doğrudur? Bu tepkimeler sonucu kalsiyum hidroksit oluşur. Evet, kireç taşını alıyoruz. Isıttığımızda sönmemiş kireç artı karbondioksit oluşuyor. Sönmemiş kirece su eklersek sönmüş kireç oluşuyor. Doğru bir ifadedir. Halk arasında sönmemiş demiş. Hayır, burası sönmüş kireç olarak bilinmesi lazım. Şu bileşik sönmüş kireçtir. O zaman iki yanlıştır. Gübre sanayisinde kullanılıyor. Yine gübre sanayisinde kullanılan bir madde. Diğerleri gübre dediğinde bakın şunu söyleyeyim. Amonyak kullanılıyor. Sülfürik asit kullanılıyor. En çok kullanılanlardan bahsediyorum. Nitrik asit kullanılıyor. Fosforik asit kullanılıyor. Potasyum nitrat kullanılıyor. Ama bu madde kullanılmıyor. Onu da söyleyelim. Cevap nedir? A şıkkıdır. Dördüncü sorumuza baktığımızda hangileri doğrudur diyor. Potasyum hidroksitin kullanım alanlarıyla ilgili. Evet, potasyum hidroksit dediğimiz madde budur. Bazı özel pillerin alkali pil üretiminde kullanılan bir maddedir. Sodyum hidroksit için de yine ikinci soruda söylemiştik. Pillerde kullanılan bir maddedir. Hem sodyum hidroksit hem potasyum hidroksit. Yumuşak sabun, evet, Arap sabunu elde etmek için kullanılan maddedir. Arap sabunun formülü de şu şekilde yazabiliriz. Sonunda potasyum var. Doğrudur. Tarım ilaçları ve suni gübre üretiminde yine kullanılan bir maddedir. Şu potasyum kısmından topraktaki potasyum eksikliğini gidermek için kullanılabiliyor. O zaman cevap nedir? Hepsidir arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda formülü bu şekilde olan diyor. Potasyum hidroksit olan madde ile ilgili hangileri doğrudur? Ciltteki protein ve yağlarla tepkimeye girerek nem çeker. Evet, kuvvetli asit ve bazların böyle bir özelliği vardır. Nem çekici özellikleri vardır. Bitkisel yağları özellikle mazota benzeyen bir yakıta diyor dönüştürmede. Evet, yine böyle bir kullanım alanı vardır. Çok detaya girilmiştir ama var mıdır? Vardır, onu da söyleyeyim. Zayıf bir bazda diyor. Bunun kuvvetli bir baz olduğunu zaten biliyoruz. 3 kesin yanlıştır. Cevap 1 ve 2'dir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki kimyasal formülü bu şekilde olan magnezyum hidroksit olan bileşikle ilgili hangisi yanlıştır? Bu tepkimeler sonucu oluşur. Evet, yine burada magnezyum karbonattan başlamış ve bu şekilde oluşturulmuş. Aynı sönmemiş kireç tepkimeleri gibi düşünebilirsiniz. Suda çözüldüğünde hidronyum iyonu sayısını arttırır diyor. Bunu arttırması için asit olması gerekiyordu. Peki bizim maddemiz asit mi? Hayır. Baz o zaman nedir? B şıkkı yanlıştır. Neyi arttırır? Hidroksit iyon derişimini arttırır. Bu bileşiğin suyla karışımına magnezya sütü denir. Magnezyumdan geliyor. Mide için antiasit ilaçların üretiminde kullanılır. Baz olduğu için nedir? Aside karşı demek. Evet, yine kullanılabilecek bir madde. Sulu çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür. Evet, nedir? Oda şartlarında 7'den büyük olanlar bazdır. Diyoruz cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki amonyakla ilgili hangileri doğrudur? Zehirli bir gazdır. Evet, amonyak zehirli bir gazdır. Doğru bir ifadedir. Sulu çözeltisi bu şekilde olur. Evet, amonyak zayıf bir baz olduğu için suda hidroksit iyonu derişimi oluşturur ve denge tepkimesi oluşur. Kısmen iyonlaşır ifadesi yine doğrudur. Temizlik malzemesi üretiminde kullanılır. Biliyorsunuz bazı temizlik maddelerinin üstüne amonyaklı diye yazar. Evet, yine temizlik sanayisinde kullanılan bir maddedir. O zaman cevap E şıkkıdır. Sekizinci sorumuz yine amonyakla ilgili. Diyor ki yukarıda amonyakla ilgili verilen şemada yanlış olan bilgi hangisidir? Formülü bu şekildedir. Doğrudur. Gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır. Az önce de söyledik. Zaten gübre deyince bakın gübrelerin başında genelde amonyum sülfat, amonyum nitrat, amonyum fosfat gibi. O amonyum kelimesi nedir? Amonyaktan geliyor. Doğrudur. Yine patlayıcı yapımında kullanılan
bir maddedir. Kuvvetli bir bazdır diyor. Hayır, amonyak zayıf bir bazdır. Bir üstteki soruda da söyledik. Kısmen iyonlaşıyor. O zaman dördüncü ifademiz yanlış da soğutucu sistemlerde kullanılır. Evet, çok kullanılmasa da eskiden ilk kullanılan soğutucu gazlardandır. Doğrudur. Gaz halindedir ve suda iyi çözünür diyor. Evet, ne yapar? Suda yine iyi çözünür. Bakın, iyi çözünürle iyi iyonlaşır birbirine karıştırmıyorsunuz. Sonuçta burada hidrojen bağı olduğu için iyi çözünür ama kısmen iyonlaşır ifadesi vardır. 4 yanlıştır. Diğerleri doğrudur. 9. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Lavabo açıcı olarak kullanılan sodyum hidroksit yağlarla tepkimeye girerek sabunları oluşturur. Evet, sodyum hidroksit lavabo açıcıdır ve sabun oluşturur. Doğrudur. Ağartma ya da beyazlatma, mikroptan arındırma amaçlı kullandığımız çamaşır suyu kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit içeriyor diyor. Çamaşır suyu biliyorsunuz ki formülü sodyum hipokloriттir. Yani sodyum hidroksit değildir. O zaman 2 yanlıştır. Deri endüstrisinde hem kireç hem sütlü kostik yine kullanılan bir maddedir. Deri endüstrisinde kullanılan kalsiyum hidroksit halk arasında sönmüş kireç olarak bilinir ifadesi doğru. Sıvı sabun yapımında, evet, Arap sabunu yapımında potas kostik kullanılır. Yine doğru bir ifadedir. Cevap B şıkkıdır. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki bu maddelerin hangilerinin karşısında verilen kullanım alanı doğrudur demiş. Sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit bunu kullanırsak sert sabun, bunu kullanırsak Arap sabunu, beyaz sabun oluşur. Bunda beyaz sabun, bunda da ise Arap sabunu oluşur. Amonyak demiş, mide için antiasit ilaçların üretiminde kullanılır. Bakın böyle bir kullanım alanı yoktur bunun. Yani genelde nedir amonyak, işte az önce de söyledik. İşte gübrede, patlayıcıda kullanılan bir maddedir. Soğutucu sistemlerde kullanılır ama mide için antiasit ilaçların üretiminde kullanmıyor. Kalsiyum hidroksit, evet, sönmüş kireçtir. Kireç ve çimento üretiminde inşaat sektöründe kullanılan bir maddeler. Cevap C şıkkıdır. Şu kullanım alanı için de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ezberdir. Yani ezberlemeniz gerekiyor bazı şeyleri. Belli başlı şeyleri bilirseniz size yeter. Yani sorularda belki detaya giriyoruz ama sonuçta ÖSYM bugüne kadar hiç kullanım alanı sormadı ama sorarsa da yani mesela bunun gibi sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksitin sabun ya da işte kirecin inşaatta kullanıldığını bilmeniz gerekir. Onu da söyleyelim. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki hangileri doğrudur? Formülü amonyak olan maddenin kullanım alanıyla ilgili. Evet, gübre yapımında kullanılır, patlayıcı yapımında kullanılır. Bir önceki soruda da söyledik. Soğutucu sistemlerde kullanılır. O zaman cevap nedir? E şıkkıdır. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda bazı ifadelerde boşluklara gelmesi gereken bazlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Kimyasal formülü bu olan maddenin ismi nedir? Kalsiyum hidroksittir. Kalsiyum hidroksit. Evet, nitrik asit üretiminde nitrik asitin yine üretiminde amonyak kullanılan yani başlangıç maddesi olarak kullanılan maddelerden biridir. Halk arasında potas kostik olarak bilinen madde diyor. Potas kostikleri nedir? Potasyum hidroksittir. Evet, ne oldu? Şu şekilde oldu. Kalsiyum hidroksit, amonyak ve potasyum hidroksit. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.